Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir. Evet sevgili arkadaşlar videomuzdaki soruları görüyorsunuz. Önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın. Videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz, dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? Unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Bu duygularla arkadaşlar gireceğiniz sınavda sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videolarımızı arkadaş çevrelerinizle de paylaşmanızı istiyorum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz ve ben görüntüyü alacağım. Sesli olarak e, konuyu ve yazılı sorularının cevaplarını vereceğim. E, şimdi e, cevaplarımıza geçelim ve e, görüntüsüz olarak e, sesli olarak devam edelim. Sizler de dikkatli bir şekilde cevaplarımıza bakın ve sizin verdiğiniz cevaplarla karşılaştırın. Başarılar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum. Şimdi cevaplara geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim birinci soruda Hazreti Muhammed'in gençlik yıllarında katıldığı haksızlığa uğrayan kişileri korumak amacıyla kurulan Topluluğun adı nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar burası Hilful Fudul'dur. Evet Hilful Fudul veya Fudul, Fuzul. Evet faziletlerin e, bulunduğu bir dernek topluluk adı. Arkadaşlar e, Adana seçeneği e, doğru cevap olarak işaretlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Soru 2'ye gelelim. Sevgili arkadaşlar herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulmasıdır. cümlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar bu tanımlama istişaredir. İstişare etmek İslam'da sünnetlerden birisidir arkadaşlar. Sahasında uzman biriyle yapacağımız bir işi, teşebbüste bulunacağımız bir işi ne yapmalıyız? İstişare etmeliyiz. Bu bir sünnet-i seniyedir arkadaşlar. Dolayısıyla doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir kişiyle görüşmeye istişare denir. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim geliyoruz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda Hazreti Peygamber vefatından kısa bir süre önce diğerlerine göre genç olan Üsame'yi radıyallahu an aralarında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın bulunduğu Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığını almıştı. Hazreti Peygamber'in bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak etkili olmuştur? Sevgili arkadaşlar, Adana seçeneği etkili olmuştur çünkü sınıf ve yaş farkının değil ehliyet ehliyet ve liyakatın asıl olduğu e, önemlidir etken olmuştur arkadaşlar dolayısıyla İslam dininde sünnette ve evet, İslam dininde peygamberimizin sünnetinde bir işe layık olan, ehliyetli olan seçilir ve o işi o yapar. Ya sınıf ve yaş farkından ziyade ehliyet ve liyakata bakmaktayız. Dolayısıyla Adana seçeneğini işaretleyeceğiz. Soru 4'e geliyoruz. Değerli öğrencilerim iki tane boşluk doldurma var ama ikisine de aynı ismi yazacağız. Diyor ki Mekken'in en zengin ve asil ailesine mensup olan nokta nokta refah ve bolluk içinde yetişmiş kılık kıyafeti nezaketiyle herkesin beğenisini kazanmıştı. Son derece zeki ve akıllı aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. Nokta noktanın radıyallahu anh erişemediği herhangi bir dünya nimeti yoktu. Ancak manevi bir boşluk, ruhi bir bunalım içerisindeydi ve Erkam'ın radıyallahu anh evinde arkadaşlar bulunan Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve Müslüman oldu. Arkadaşlar buna göre, bu öncüle göre tanıtılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Bursa seçeneğinden Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh bu gençlerdendir sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki boşluklara Mus'ab bin Umeyr adını getirmeliyiz. Evet, Bursa seçeneği doğru cevaptır. Beşinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Hicretten sonra Hazreti Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacirlerle Medine'li Ensar'dan olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Mekke'deki mallarını bırakıp tamamen yoksul durumda kalan Müslümanlar Medine'deki din kardeşlerinin yardımıyla yoksulluktan kurtulmuşlardır. Medineli Müslümanlar evlerine, tarlalarına, paralarına muhacirleri ortak etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye geldikte geldiklerinde evet, Hazreti Peygamber'in Medine'ye geldiklerinde Mekkeli muhacirler, muhacirlerle Mekkeli muhacirlerle Ensar arasında yaptığı bu antlaşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Denizli seçeneğidir. Muahat, evet. Muahat, evet. Muahat antlaşmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğru cevaptır. Soru 6'ya geliyoruz arkadaşlar. Ebu Talib'in en küçük oğludur. 2- Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. 3- Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber gibi bütün gazve ve seriyelere katılmıştır. 4- Hazreti Peygamber'e katiplik ve vahiy katipliği yapmış. 5- Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı haydar Kerrar ismi verilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrencilerim Ebu Talib'in oğlu, küçük oğlu Ali bin Ebu Ebu Talip'tir arkadaşlar veya Ebi Talip'tir radyallahu an Hazreti Ali yani Ali e, Hazretleridir. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. Yukarıda verilen özellikler Hazreti Ali ile ilgilidir. Soru 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de iffet, haya, edep ve takva, sabır gibi özelliklerde genç şahsiyet modeli olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez? Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bu özellikler özellikle genç şahsiyetler üzerinde model olarak anlatılmaktadır, gösterilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunların dışında kalır? Yani genç şahsiyet olarak. Evet bak dikkat edin. Genç şahsiyet modeli olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez bunlar içinde? Hazreti Yakup diyebiliriz. Çünkü Hazreti Yakup o, o genç hali değil ama kitapta genç olarak peygamberlerden Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın kızları ve Hazreti Meryem genç yaşlarında bu özelliklere sahip olarak öne çıkarılan isimlerdir. Dolayısıyla burada C seçeneğini ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. 8'e geliyoruz arkadaşlar. Bir öncül verilmiş arkadaşlar. Burada Mağara arkadaşları, evet Rabbine inanmış gençlerin kimler olduğu soruluyor. Ashabı Kef arkadaşlar, Ceyhan seçeneği biliyorsunuz Ashab-ı putperest bir kavmin içinde olmasına rağmen Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış bu inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma karşı gelmişlerdir sevgili arkadaşlar ve bunlar bir mağaraya saklanmışlar gizlenmişler yaklaşık 300 yıl orada Yüce Allah bunları uyutmuş ve daha sonra tebliğ vaziyet, vazifelerine ne yapmışlar? Devam etmişler. Tabi onların uyandığı zaman Hristiyanlık dini ne yapmış? İlerlemişti. Ve soru 9'a geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah Celle Celaluhu ile olan iletişim yollarından biri değildir. Arkadaşlar rüya diyebiliriz burada. Normal bir insan böyle bir şey yapamaz ama Kur'an okuma, ibadet, dua, tövbe bunlar e, iletişim yollarıdır. Soru ona geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sana yakın yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurularak ibadetlerin hangi yönüne? vurgu yapılmıştır arkadaşlar. Burada ibadetlerin sürekliliğine, sürekli oluşuna ne yapılmıştır arkadaşlar? Vurgu yapılmıştır. Ve 11. sorumuza geliyoruz. Vücut, kıyam bir nefsihi, kıdem, semi ve muhalefetül lil havadis. Yukarıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından birisi değildir? Arkadaşlar denizli seçeneği değildir. Denizli seçeneği e, onun onun sübuti sıfatlarındır, sıfatlarındandır. Dolayısıyla Denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Dersi 1. dönem 2. yazılı sorularımızı cevaplamış bulunuyoruz. Yazılı sorularımızın sonuna geldik. Bu duygularla hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna rakladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum ve arkadaşlar çevremizde de paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yazılılarda başarılar diliyorum tekrar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer 10. sınıf yazılılarını kanalımızdan çözmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.